Yani bu saldırıların ya kesinlikle yapılmaması lazım ve en iyi şekilde, yani sert bir şekilde bunlara tepkimizi göstermemiz lazım. Kesinlikle biz bunları şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın bir kelamıdır. Hepimiz bireysel olarak da buna sahip çıkmamız ve hayatımıza yön veren bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'e her ne kadar bireysel olarak vatandaşlar sahip çıksak da devletlerin de hükümetlerin de en azından tepkilerini sert bir şekilde bu ülkelere karşı göstermeleri gerektiğini düşüncesindeyim. İnşallah pazar günü hepimiz Diyarbakır'daki halk ve çevre illerden de pazar günü Diyarbakır'da yapılacak Kur'an-ı Kerim'e saygı mitingine herkesi davet ediyoruz ve gelmelerini gerektiğini düşüncesi içerisindeyim inşallah. Yani bu İslam ümmetinin geldiği noktayı gösteriyor. Yani İslam ümmetinin bölünmüşlüğünü gösteriyor. Ve İslam idarecileri, yöneticilerin hazırda yeterli ve güçlü bir tepki göstermemesinden kaynaklandığına inanıyorum. Çünkü eğer güçlü bir tepki göstermiş olsalardı bunlar bunu tekrar etmezlerdi. Her seferinde tepkiler cılız kalınca ülkeler bazında, yani hani onları caydıracak böyle ciddi yatırımlardan yoksun olduğu için bunlar habire tekrar ediyorlar. Ha, halklar bazında tepkiler oluyor. Bunlar da yetersiz kalıyor ki yeterli etki yapmıyor ki bunlar tekrar tekrar yapıyorlar. Yani bu hakaret kabul edilemez. En sert bir şekilde kınıyoruz. Yani böyle şeylerin tekrarlanmamasını istiyoruz. İsveç'in NATO'ya giriş meselesi vardı mesela. Türkiye güçlü bir tepki demek ki bilmiyoruz. Yani koyduğunuz sandık değil. Yani adamlar yapmadılar. Yine bunu tekrar ettiler. Bu sefer farklı versiyonla işte farklı bir ülkeye de vererek. Sanki bu planlanmış bir şekilde en son dönemin çıkan Danimarka'daki bir bayanın işte Kur'an-ı Kerim'in polis nezaretinde eline alınıp tekrar yakılması için verilmesi bunu gösteriyor ki iş planlı ve programlı bir şekilde cereyan ediyor. İslam ülkelerinden bekliyoruz ki artık birlikte, yani tek ülke olarak ses çıkmıyorsa artık başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere daha güçlü böyle yatırımlar, daha güçlü şeylerle, tepkilerle bu işin önünün kesilmesi lazım. Yani bu böyle devam etmemeli. Kutsal kitaplara değil ki, yani Kur'an-ı Kerim'e hiçbir kutsal kitaba hakaret edilmemeli. Yakılmamalı yani. Ama özellikle Müslümanların gözünün içine baka baka işte büyük elçiliklerinin önünde özellikle böyle provokatif hareketlerde bulunan ve buna işte özgürlük demeleri ayrı bir garabet yani. Bu özgürlük falan değil. Yani hiçbir dine hakaret özgürlük sayılmamalıdır yani. Yani Müslümanların hepsinin katılması lazım. Hem de en yüksek perdenin en yüksek güçlü tepkiyle vermesi lazım. Belki de bu yetkilileri harekete geçirmek babında iyi bir netice verebilir yani. O bir boyutu. Bir boyutu da mesela hani elimizden bir şey gelmiyor. Evet, hani bir münkeri gördüğünüz vakit elinizle değiştiremiyorsunuz, dilinizle değiştiremiyorsanız işte kalbinize buğz edin. İşte mesele dilimizle bunu yapabiliyoruz. Yapabiliriz yani. Yapmalıyız da ki bu sorumluluktan kurtulmalıyız. Ve bütün Diyarbakır halkımızı istasyon meydanında bekliyoruz yani. Biz Müslümanlar sadece kendi dinimize değil, Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu bütün dinlere, bütün kutsal kitaplara, dinimizin emri gereği biz zaten onlara saygı duyuyoruz ve saygı duymak zorundayız. Tabii bugün Avrupa'ya bakıyoruz, sözde kendilerini ileri medeniyet, medeni insanlar olarak kendini tasavvur ederken, bunun yanında Müslümanların kutsallarına, Müslümanların değerlerine devamlı özgürlük, hani bu ifade özgürlüğü diye devamlı Müslümanların kutsallarına saldırılmaktadır. Tabii biz bunları esefle kınıyoruz. Yani hiçbir şekilde hiçbir Müslüman ülkede onların herhangi bir kutsalına bir saygısızlık yapılmamış iken onlar bir sanki özgürlükmüş gibi Müslümanların kutsalına devamlı sistematik bir şekilde saldırı yapılmaktadır. Elbette ki bu onların iki yüzlülüğünü göstermektedir ve biz bunu kınıyoruz ve hükümet nezdinde tabii halklar olarak biz tepkimizi göstereceğiz, gösteriyoruz. Fakat daha iyi bir tepki olabilmesi için hükümetlerin, yani elinde yetki olan kurumların, kişilerin daha da etkin bir şekilde onlara ne yapması lazım? Bu tepki üst perdeden gösterilmesi lazımdır ki onlar Müslümanların kutsalına bir daha saldırmasınlar. Mesela Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesiyle ilgili, devamlı terörle ilgili işte bizim bazı kriterlerimiz var. İşte bunu yapmazsanız biz sizi NATO'ya davet ederiz, kabul ederiz gibisinden. Halbuki bir Müslüman devlet olarak Türkiye'nin onlara sizler bir daha Kur'an'a saygısızlık yapılmaması gerektiğini söyleseler, İşte bu da bizim kırmızı çizgimizdir. Böyle bu tür olayların artık olmaması gerektiğini söyleseler, deklare etseler, eğer böyle yaparsanız biz sizi NATO'ya almayacağız veyahut bu imzayı atmayacağız. Eğer yaparsanız, yapmazsanız o zaman işte bunu oturup düşünürüz gibi demeçler vermeleri gerekir. Yoksa bu hiçbir şekilde onları caydırmayacaktır. Ki ben de Diyarbakır'da yaşayan bir vatandaş olarak üstüme düşen görevi yerine getireceğim. Ben kendim bilhassa ailemle beraber İnşallah bu etkinliğe katılacağım. Yani bu pazar günü ayın 30'unda saat 17'de tüm Diyarbakır halkımızı ve çevre illerde olan halkımızı Kur'an'a saygı mitingine davet ediyorum. Kur'an benim için bir hayat kitabıdır.
benim her yerimde, her an, her yerde olması gereken bir kitaptır. Yani yaşam kaynağımız. Cebimizde olmalı, masamızda olmalı. Her yerde olması gereken bir kitaptır yani. Böyle şarkı şeklinde böyle okunacak olan bir kitap değil. Yani ben böyle kınama ile geçiştirecek bir mevzu değildir. Yani bunu kınamak için, hem de en şiddetli bir şekilde kınamak için bütün Diyarbakır halkını bu mitinge katılmalarını istiyorum, davet ediyorum. Kur'an'a uzanan eller kararsın. Ya Kur'an her şeyimizdir bu. Hepimiz pazar günü bütün Müslümanlar İstasyon Adayı'nın meydanına pazar günü buluşmasını isterim. Biz Müslüman diyen herkes Kur'an'a sahip çıkması lazım. Türkiye devletlerinin, liderlerinin de bu büyük etkiliklerinin bence benim görüşüm kapatılması lazım. Bir yaptırım uygulanması lazım. Eğer yaptırım uygulanmazsa Allah muhafaza bu olayların daha da abartılı bir şekilde yaşanacağını düşünüyorum. Yani sadece Kur'an'a değil Allah Resulüne hakaretten de ondan sonra çarşafa da diğerlerine yani İslami bütün kimliklerimize saldırı olma artar diye düşünüyorum. Kınamakla yetinmiyor. Yani Allah Resulü'nün bir hadisi vardır. Diyor bir kötülük gördüğünüz vakit elinizle değilse dilinizle değilse kalbinizle buğz edin. Şu an biz ne yapıyoruz? En son şeyi yapıyoruz. Yani kalbimizle buğz etmeye çalışıyoruz. Naletliyoruz. Ama bu olmaması lazım. Yani elimize gelince mallarını örnek veriyorum İsveç malları olsun diğer yabancı ülkelerin mallarını boykot yapmamız lazım. Hey, ben Müslümanım diyen 7'den 70'e yaşlısından ihtiyarına, gençliğinden çocuğuna bütün herkesin istasyon meydanına davet ediyoruz.